Arkadaşlar herkese merhabalar. YouTube Teknorat kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çok farklı bir video konseptiyle bugün karşınızdayım. Biliyorsunuz Teknorat kanalında sizlere Android uygulamaları ve inceleme videoları hazırlıyorum. Bugün ise televizyon kullanan herkesi yakından ilgilendirecek muhteşem bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Kendi televizyonunuzu kendiniz tamir edebileceksiniz. Televizyonunuzu açtınız. Karşınıza böyle bir ekran geldi. Ekranı görüyorsunuz, üst tarafta çizgiler oluşmaya başladı. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama gözükmüyorsa ben burayı zoomlayacağım görmeniz için. Boydan boya çizgiler oluşmaya başladı. Bu çizgiler bir tane, iki tane, üç tane derken iki parmak genişliğine kadar oluştu. Yani izlerken seyir zevkinizi tamamen kaçırıyor duruma geldi. Buradaki renk çizgileri şu alandaki bir bölgeden buraya yansıma şeklinde. Yani ben dikkatli baktığım zaman buradaki görüntünün aynısını buraya yansıtıyor. Peki bu sorundan nasıl kurtulacağız ya da televizyonunuzu açtınız karşınıza böyle bir ekran çıktı kendi televizyonunuzun, bu sorundan nasıl kurtulacaksınız ya da ne yaparsınız? Hemen bir televizyon servisini ararsınız. Size söyleyecekleri panel değişmesi lazım. Anakartta sorun var, board patladı, film değişmesi lazım vesaire vesaire ücretler çıkacak size. Zaten bunların tamiratları da sizler de biliyorsunuz televizyonun yarı fiyatından fazlaya geliyor neredeyse. Bu sorunu neyle çözeceğiz biliyor musunuz? Sadece şu gördüğünüz para bantı ile bu sorunun %95'inden ben kurtuldum. Yani ben bir elektronikçi değilim, araştırmacı bir kişiliğe sahibim, bunu sizler de beni takip eden arkadaşlar da biliyor. Bu sorunu sadece para bantı ile çözebiliyoruz. Dedim ki ben bu sorunu çözdüysem benim Teknorat takipçilerim de bu sorunla karşılaşabilir, bu sorunu kendileri çözebilmeli, akrabalarının, arkadaşlarının da başına gelebilir, onlara da yardımcı olabilmeli diye düşündüm. Ve şu anda birazdan şu para bantı ile televizyonumuzu tamir edeceğiz. Sizler de nasıl yapıldığını göreceksiniz. Çok basit bir yöntem. Birazcık böyle anahtar tutmayı, tornavida tutmayı biliyorsanız sizler de bunu halledebileceksiniz. Bu arada Teknorat kanalımda bu tarz pratik bilgiler adlı bir klasör oluşturup bu tarz videolar çeksem mi acaba diye düşündüm. Aslında benim de hoşuma gitti ama kanalda nasıl bir uyumluluk sağlar bilemedim. Sizler sonuçta kanalımı izleyen arkadaşlarımızsınız. Sizler bu tarz videolar uygun olur mu olmaz mı diye yorumlar kısmına belirtirseniz ben de ona göre bir hazırlık yapacağım arkadaşlar kendime. Tabii şu anda ilk defa seyredenler için de söyleyeyim. Kanalıma da abone değilseniz şu an abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Hadi başlayalım. Televizyonumuzu kapatıyoruz. Önce bağlantılarını çıkartalım. Elektrik fişimizi de çekiyoruz. Televizyonun arka tarafında medium ve normal olarak iki çeşit vida kullanmış. Samsung televizyon bu şekilde yapmış. Sökerken nereden söktüğünüze kesinlikle dikkat edin. Yoksa daha sonradan fazla vida çıkartabilirsiniz. Ya da farklı bir yere takarsanız bu sefer de yuvayı bozabilirsiniz. Ona dikkat edin. Samsung iki çeşit vida çıkartmış. Mesela burada ayağı söküyorum ilk başta. Şöyle oturayım ya da. Evet, şu anda sanırım bütün vidaları söktüm. Dediğim gibi iki çeşit vida kullanmışlar burada. Bir tanesi medium, ufak, bir tanesi de normal arkadaşlar. Şimdi şunu bırakıyorum. Herhangi bir vida unutmadıysam kapağın çıkması lazım. Evet, kolay bir şekilde, bakın tırnağı da yok. Bu şekilde rahatlıkla çıkartabildik. Bunu kenara alıyorum. Söktüğünüz parçaları nerede söktüğünüze mutlaka dikkat edin. Daha sonra bulmakta zorlanabilirsiniz. Gerekirse fotoğraf çekin. Fotoğraftan daha sonra bakarsınız, daha kolaylık sağlar size. Bunlar da ufak pratik bilgiler arkadaşlar. Bakın şu anda sadece kapağını söktük. Şurası tam olarak gözüküyor mu? Tekrardan bakayım. Evet arkadaşlar, televizyonun şimdi iç kısmı bu şekilde. Burada boardları var arkadaşlar. Şurada da beyine giden, boardlara bağlantı yapan iki tane film var. İki tane filmi şu anda görebiliyorsunuz. Yaklaştırmaya çalıştım ben. Bunun mantığı şu. Şimdi televizyonu tam ortadan ikiye düşünün. İkiye bölünmüş düşünün. Televizyonun sağ tarafını şuradaki film kontrol ediyor.
Televizyonun sol tarafını ise buradaki film kontrol ediyor. Yani bu taraftaki arıza kısımlarına bu bakıyor. Bu taraftakine ise bu bakıyor. Şimdi ben daha önceden deneme yanılma yöntemiyle yaptım. Bakın şöyle göstereyim. Buradaki filmler bu şekilde mandal sistemiyle kilit sistemi var bunlarda. Mandalı kaldırdım. Şu anda ekran panelinden gelen filmi burada çıkarttım arkadaşlar. Sorun şuymuş. Yani benim de anladığım kadarıyla burada bilemiyorum görebiliyor musunuz ama 50-60 tane yol var arkadaşlar. Bağlantı yolu var. Buradaki yollardan birkaç tanesinde donanım olarak bir hata oluşmuş. Yani aslında bir hata var burada. Biz burada hatalı olan buradaki yolu bantla bantlayarak o bölgeyi devre dışı bırakacağız ve diğer bölgeler aktif hale geliyormuş. Yani o parazit yapıp diğerlerini de bozuyormuş. Biz böyle çok kısa bir bant parçaları keserek, ben bunu deneyerek buldum aslında ama bir kere farklı bir yere yapıştıracağım, deneyeceğim, sonra farklı bir yere yapıştıracağım, sizlerin de görmenizi istiyorum. Bakın şöyle. Şuna elimizi sürdük. Çok iyi tutmayabilir. Şu kadar. Yaklaşık yarım santimlik bir tane bant alıyoruz. Şuradaki filmin sayamıyorum tabi ama 60 tane fazla sanırım bir yol var. Burada deneme yanılma yöntemi yapıyoruz. Mesela bunu şuradaki filmin orta kısmına yapıştıracağım. Yani burada nereden baksanız bir 7-8 tane bölümü devre dışı bıraktı. Bakın şu anda üzerine kapattığım zaman, yerine yerleştirdiğim zaman iletkenliğini kestiğim için o bölge çalışmayacak. Tekrardan filmi yerine koyuyorum. Kapattım. Yani aslında şunu da söyleyeyim ben size. Televizyonunuzun sağ tarafında sorun olduğunu düşünüyorsanız, görüntü olarak sizin televizyonunuzda sağda sorun varsa, dikey panelde, dikey çizgiler de olabilir. Bu tarafla bir işiniz yok. Sadece şuradaki paneli çözüp, yani buraya hiç bakmanıza bile gerek yok. Buradakiyle yine ufak bir parça keseceksiniz. Bir tane yapıştıracaksınız, takacaksınız. Baktınız olmadı. Söküp bir yan tarafa, bir yan tarafa deneme yanılma yöntemiyle çözebiliyorsunuz. Benim televizyonumda dikey uzunlamasına çizgiler olduğu için iki tarafta da sanki biraz bir sorun var gibi. Ben sağ taraftaki denemelerimde herhangi bir faydasını görmedim. Bir olumlu bir şeyle karşılaşmadım ama sol tarafa yaptığım zaman gördüm. Şu anda şöyle yapalım. Televizyonumuza elektriği verelim. Bantı bilerek uygun olmayan bir yere yapıştırdım. Deneyeceğim. Sonra bir de yan tarafa takıp deneyeceğim. Sizler de aradaki farkı bu şekilde görmüş olacaksınız. Şimdi bakalım faydası oldu mu acaba? Televizyon açıldı. Farklı hatalar da verebilir. Sonuçta belli bir bölgeyi kapatıyoruz. Bakın yukarıdaki çizgiler gitmedi ama ekranda da zaten sol tarafında bantı farklı bir bölgeye yapıştırdım. Oradaki renk olayını azalttı. Daha koyu gözüküyor. Yani şu anda faydadan çok daha kötü duruma geldi. Şimdi bir yan tarafa doğru alacağım. Bir de öyle bakalım. Şimdi tekrardan burayı açıyorum. Film yine çıktı karşıma. Demek ki şu yapıştırdığım bölgede renk tonuyla ilgili olan şeyi kapattım. Daha kötü hale geldi. Bantı alıyorum buradan. Yani ben izlediğim videolarda %100 çözüleni de gördüm. Ben birkaç çizgi kaldı yani tam olarak kapatamadım ama eskisinden çok daha iyi oldu. Şu en baş tarafın hemen yan taraflarına bir yere yapıştırdığım zaman olumlu sonuç almıştım. Çok mu yakın oldu? Biraz daha sanki. Yok, normal gibi. Bir de böyle deneyeceğim. Şu an Samsung yazısında deminki gibi renk farklılığı çıkmıştı. Şu an çıkmadı. Renk tonlarında sorun yok. Yukarıdaki yazılar yine fazla olarak gözüküyor. Bir yan tarafa daha kaydıracağım şimdi.
deneme yanılma yoluyla olacak. Biraz da bir tık daha yana kaydırdım. Yani kısa sürede de bulabilirsiniz. Uzun sürede de bulabilirsiniz. Birazcık şans işi. Evet arkadaşlar, deneme yanılma yöntemiyle bu şekilde bayağı bir denedim ben. Belki bir 10 kere 15 kere sağa sola vesaire denedim. Eski denediğim sanki bir tık daha iyi olmuştu ama şimdi de fena değil. İlk halini birazdan ekrana getireceğim. Hareketli halinde iki parmak genişliğindeydi. Şimdi bir 4 tane çizgi kaldı yukarıda. Yani tamamen de gidebiliyor. Bu birazcık deneme yöntemiyle ilgili, biraz da şans işi açıkçası. Sonuçta burada teknik bir malzeme kullanmıyoruz. Bir bantla bahsettiğim gibi arıza olan bölmeyi kapatıp devreyi tamamlamasını sağlıyor. Şimdi televizyonu toplayacağım ben birazdan. Kapaklarını falan tekrar yerine takayım. Ondan sonra dediğim gibi eski haliyle yeni halini yan yana getirelim. Bakalım arada bir fark olmuş mu olmamış mı, beraberce bakalım. Özellikle söktüğünüz gibi sırayla tekrardan toplamaya kalkarsanız hem pratik olacaktır. Bahsettiğim gibi fotoğraf da çekebilirsiniz, video da alabilirsiniz söktüğünüz zaman. Yanlış parçayı, yanlış vidayı yanlış yere takmayın. Daha sonra sıkıntı olabilir sizler için. Evet, vidalama işlemi de bitti. Televizyonumuzu kaldıralım. Elektriğimizi takalım. Evet, televizyonu şu anda montajını yaptık arkadaşlar. Açalım. Arada fark olmuş mu olmamış mı? Bakın şu anda ekranın üst tarafında 1, 2, 3, 4 tane çizgi var. Eskiden nasıldı? 2 parmak genişliğinde karışık renkler, öyle hareketli göz alıcı şekildeydi. Şu anda ise sabit 4 tane renk var. Yani bunu tamamen çözüldüğünü de gördüm. Bir yaklaşık 10-15 kere denedim aslında daha iyisi olabilir mi diye. Beceremedim. Yani elimden bu kadar geldi. Bahsettiğim gibi arkadaşlar, ben bir elektronikçi değilim. Sadece bu şekilde çözülebildiğini, sorunu gördüm. Bunu da sizlerle paylaştım. Umarım sizlerin de işinize yaramıştır. Beni de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videolar gelsin mi gelmesin mi, bunları da yorum kısmında belirtirseniz ben de ona göre videoların içeriğinde değişiklik yapabilirim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum. Yepyeni Teknorat videolarında yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.